Bugüne kadar 3500 saat uçarak hava fotoğrafçılığına kendisini adamış olan Orhan Durgut, gökyüzünde özgür olmanın ve bu özgürlüğü fotoğraflara yansıtmanın mutluluğunu taşıyor. Orhan Durgut, Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Yunanistan, Mısır, Dominik Cumhuriyeti, Mallorca ve Kanada adaları gibi dünyanın farklı yerlerinde de uçarak denklemlere basanlardan. Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında da önemli bir rol alarak gökyüzünden panoramik fotoğraflarla İstanbul'u yakın bir zamanda yurt dışında sergileyecek. Durgut ayrıca gelecek yıl bugüne kadar Türkiye genelinde yaptığı ve yapacağı fotoğrafları da Avrupa ülkelerinde sergilemeyi planlıyor. Özellikle bizim yaptığımız hava fotoğrafçılığında herkesin alışkın olmadığı bir açı, açıda insanlara dünyayı göstermeye çalışıyorsunuz. Bu arada ilk defa helikoptere binmiş bir insan, işte 30 yıldır oturduğu evin üzerine getirin, evini tanımayabilir. Çünkü o açıdan, o boyuttan evini görmeye alışkın değildir insanlar. O boyutu insanlara yaşatmak ve şimdi de güzel bir duygu bana. 85 yılında Türkiye'ye sivil helikopter ilk geldi. Bu işe ilk başlayanlardan biziz. Bugüne kadar devam ettirenlerden. Yani tabii bizim yanımızda bu işi yapan arkadaşlar var. Başka fotoğraf dalında çalışıp da arada bir helikoptere binen arkadaşlarımız var. Hepsinin yaptığı bir tek yanlış var. Hep helikopterde arkaya oturuyorlar. Arka kapıyı söküp orada daha geniş alanda konuyu yakalamak için arkaya oturuyorlar. Ama diyelim ki Çayırova'da arçelik fabrikası çekildi. Arçelik fabrikasına gidinceye kadar arçelik fabrikasını görmüyorsunuz. Pilot sizi arçelik fabrikasının önüne getiriyor. Ondan sonra bunu çek. Aa, olmadı. Biraz yükselelim. Biraz altın, biraz sağ, biraz sol. Çünkü oraya kadar hiç hazırlanamıyorsunuz. Dersinize çalışamıyorsunuz. Ama pilotun yanında oturduğunuz zaman konuyu en ufukta 10 mil ilerideyken bile gördüğünüzde bakın burası çok büyük. Daha giderken yükselelim, ışık buradan geliyor, bu taraftan yaklaşalım. Yani konuya yaklaştığınızda sizin pozisyonunuzu almış oluyorsunuz ve işinizi 3-4 dakikada bitirsiniz. Öbür türlü arkada oturduğunuz zaman belki daha geniş bir yer, açıda görüyorsunuz ama geç görüyorsunuz. Dolayısıyla hep o yanlışı yapıyorlar. Fotoğrafçılık sadece deklansöre basmak olayı değil. Yani bir konuda çekim yapıyorsanız, uzmanlaşmanız lazım. Örneğin moda fotoğrafı çekiyorsanız fotoğrafın yanında biraz da modadan anlamanız lazım. Veya mobilya fotoğrafı çekiyorsanız mobilyadan, iç mimariden anlamanız lazım. Aynı şekilde hava fotoğrafı çekecekseniz biraz da havacılıktan anlayacaksınız. Bu konuda istatlaşmanız lazım. Ki siz havada pilottan, yani herhangi bir konunun fotoğrafını çekerken ne istediğinizi, hangi açıdan istediğinizi en kısa dille, en anlayabileceği şekilde anlatmanız lazım ve helikopterin yapabileceği manevrayı isteyeceksiniz. Yani arkadan rüzgar aldığınız sırada duralım buradan fotoğraf çekelim diyorsanız o pilot size hiç şey yaptırmam. Yani bir konu üzerinde affedersiniz dolap bilgisi gibi dönüp gelirsiniz. Onun için yani havacılık, yani fotoğraf bilgisine kadar havacılık bilgininde olması lazım. Yani bu konuda insanlar istatlaşması lazım. Hava fotoğrafçısı sadece hava fotoğrafı çeksin. Moda ise sadece moda çeksin ki en iyisini yapsın. Tabi bu arada başka hobilerin dolu çiçek, böcek fotoğrafları çekersiniz ama yani istatlaşmak çok iyi tabii. İstanbul panoramik fotoğraflarımız geçen yıl Mayıs ayında başladık çekmeye. Geçen yıl 25 kadar poz değişik açıdan İstanbul'un panoramik fotoğraflarını çektik. Bu yılda yaklaşık 15 kadar geçen senekilerin aynı noktadan değişimler görmek için çektik. Böyle bir seri tamamladık. Bunu Orhan Durgut'un ömrü yettikçe her sene Mayıs ayında İstanbul'un aynı noktadan panoramiklerini yapacak. Geçen seneki yaptıklarımızı da Dışişleri Bakanlığı'nda ki bürokratlar görmüşler. Bunu yurt dışındaki büyükelçilikler vasıtasıyla önce Avrupa'da sonra Amerika'da ve Uzak Doğu'daki ülkelerde
Panoramik İstanbul Fotoğrafları Sergisi de bir sergi organize ettik beraber. İşte bu önümüzdeki aydan itibaren ilk Paris'te Panoramik İstanbul Martıların gözüyle İstanbul Fotoğraf Sergisi Paris'te başlayacak. Sonra bütün dünyayı bir yıl boyunca dolaşacak. Hemen arkasından Panoramik İstanbul'un arkasından Panoramik Türkiye Fotoğrafları Sergisi başladık. İşte onun fotoğraflarını çekmek için de şimdiden başladık. İşte Bursa'yı, İzmir'i, Kocaeli'ni çekip Marmara bölgesinde 20 Haziran'da da Türkiye'yi dolaşıp işte coğrafyası panoramik fotoğraf çekmeye uygun olan illerin panoramik fotoğraflarını çekip önümüzdeki sene için sergiyi hazırlayacağız. Yani bu da bizim esas işimizin, yaptığımız için keyifli tarafı. Biraz önce söylediğim gibi fotoğrafçı her zaman önde oturmalı. Pilot da aynı anda aynı açıyı görmelisiniz ki aynı şeyleri hissederek güzel açılar yakalayabilirsiniz. Yoksa havadan fotoğraf çekmek sadece ayağınız yerden kesikken deklansöre basmak değil. O havadan çekilmiş fotoğraf oluyor. Ama hava fotoğrafı biraz daha yani üzerinde kompozisyon olarak çalışmışsız insanlara hitap edecek fotoğraf olması lazım. Onun için de yanınızdaki pilot her zaman çok önemli. Ve onun da aynı gözü, aynı hissi hissetmeniz lazım. Biraz önce dediğim gibi sizin fotoğrafçılık kadar havacılıktan anlamanız lazım. Ama yanınızdaki oturan pilota da fotoğrafçılığı sevdirmeniz lazım. Eğer o yanınızdaki pilot fotoğrafı sevmiyorsa, fotoğraf hakkında çok fazla bilgisi yoksa siz ağzınıza kuş tutsanız hiç yapamazsınız. Sadece havadan deklansöre basmış olursunuz. Onun için de her zaman öne oturacaksınız. Burada oturduğunuz zaman pilot yanınızda ve konuya her zaman hakimsiniz. Bütün her şeye hakim olursunuz. Ve istediğiniz açıyı size burada sizin en ufak bir hareketinizle bile, konuşmasanız bile sizin ne yapmak istediğinizi vücut dilinizden anlayıp size istediğiniz açıyı verir. Ama arkada oturan pilot, fotoğrafçı, kameraman hiçbir zaman fotoğrafçıyla bir hissi iletişimi olmaz. O zaman pilotun görseli, görüş açısı, estetik açısı neyse sadece onu çekebilirsiniz orada. Siz istediğiniz şeyi havada pilota anlatmak için pek vakit harcayamazsınız. O mutlaka dersinizi pilotla yerde çalışacaksınız. Yanına oturup paça paça fotoğrafını çekeceksiniz. İş adamı Cem Boyner fotoğrafa olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirdiği sergisinde yer alan fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
Thank you.